Saygıdeğer izleyenler, dünyanın olmazsa olmaz en önemli canlısı insan ve dolayısıyla insan dostu canlılar. Bunların tümünün organik beslenmeleri halinde ömürleri Yüce Allah'ın bahşettiği süreye kadar yaşamaktır. Onun için de son yıllarda organik ürünlere insanlarımız geçmişe oranla biraz daha önem vermeye başladılar. Ünye'de de bu konuda Ünye'de yaşayan insanların aktar olarak göreve başlayıp gözünü açan Ünyeli bir hemşehrimiz var. Hem kendisine aktarlığı soralım hem de bu hemşehrimiz nereden aklına gelmiş de bu işe başlamış. Önce sizi tanıyalım hanımefendi. Şengül Ağaç'a. Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sağ olun. Önemli, özel bir işe imza koydunuz. Evet. Neden? Doğu kökenli yapılır bu işler. Güneydoğu'da boldur. Evet. Şehirlerine girdiğiniz zaman da aktardaki o güzel kokularla Evet. Bir hoş olursunuz. Ama uzun yıllardır ve halen Ünye'de de Ünyelilere bu işi alıştırdınız. Evet. Nereden aklınıza geldi? Şimdi şöyle, eşimin görevi dolayısıyla ben çok küçük yaşlardan beri ülkenin her bir köşesini gezme fırsatı buldum. Benim eşim emekli asker. Büyük ömrümüzün büyük bir çoğu zamanı da doğuda ve güneydoğuda geçti. Evet. İlk Hatay'a gittiğimde ben Aktar Çarşısı'nı gezdiğimde çok etkilendim. Oradan Babil Hava'ya geçtik. Oralar hep devasa büyüklükte. Bir gün nasip olur da eşim emekli olursa ben de memleketime böyle bir dükkan açmak isterim diye 20 yıl biriktirdim. Harikasın. Bütün gezdiğim, gördüğüm yerleri nasıl olur? Şimdi bizim memleketimizde aktar kültürü yoktu o zamanlar. Evet. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız, başarılı olur muyuz? Çok şükür 21. yılındayım. Evet. Ünye'nin ilk aktarıyım. İyi bir şeyler yapmaya çalışıyorum insanlara hizmet etmek adına. Bu yaptığınız işle ilgili olarak müşterilerimize, işi bilen bilmeyen insanlara aktarın önemini, özelliğini, aktarda bulunan ürünlerin önemi ve özelliğini kısaca anlatırsanız. Tabii ki. Şimdi aktar tamam ticarethanedir ama birinci amacı sırf para kazanmak değildir. İnsanlara her şeyin en iyisini yeteri kadar ulaştırmaktır. Tazesini. Memleketin neresinde neyi güzel yetişiyorsa, hangi bitki nerede daha organik, daha güzelse ben onları bulundurmaya çalışıyorum. Yoksa insanlar arzu ettiği her şeyi her yerde bulabilirler. Ama benim iş yerimden en tazesini, en güzelini, en kalitelisini alma şansları var. Özellikle bu kış günlerinde, şimdi ilerledi her şey, alternatif tıp falan diyorlar ama bu ürünlerin hepsi, yeryüzü var oldu olalı, Cenab-ı Allah'ın insanlara bahşettiği bitkiler değişmedi. Hep aynı şey, biraz daha geliştirildi. Ha, eskiden bir grip olduğunda 10 çeşit bitki veriyorduk bir insana iyileşsin diye. Şimdi hepsinin karışımı var. Ayrı ayrı uğraşması yok. Sadece gelişiyor. Her geçen gün daha da gelişiyor. Kısacası saygıdeğer izleyenler, kendine ve sağlığına önem verenler aktarlarımızı ziyaret etsinler diyor. Evet. Kendisine sağlıklı, sıhhatli ömürler diliyoruz. Evet.